Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de kadrolarınızı yorumluyorumun tam 5. bölümündeyiz. Gerçekten bu bölümde çok muazzam kadrolar var arkadaşlar. Bu bölümde gerçekten çok muazzam kadrolar var. Ve bu kadrolar için, bu kadroları atan kişiler için ve bu kadroların güzelliği için sizlerden ve benim emeğim için sizlerden bu videoya tam 3400 beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bunu neden bekliyorum? Bir önceki video tam 35.000 falan izlenmiş ama nedense videoda 1700 like var ve o kadar istiyorsunuz. İsteyen herkes, bir sonraki bölümün çabuk gelmesini isteyen herkes videoya like atarsa umarım like atan herkesin dilediği kadroya sahip olur o kişiler, yani umarım anlamışsınızdır demek istediğimi. Ve hala kanala abone değilseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki attığım bütün videolardan haberdar olun ve hızla büyüyen FIFA Mobile ailemize katılın. FIFA Mobile Türkiye'de daha fazla tanınmasını, bilinmesini sağlayın arkadaşlar. Hemen like atıp abone olun. Hemen hızlıca kadroları yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam, eğer bugün cumartesi veya pazarsa, bu akşam yayın olabilir. Yayın saatiyle arkadaşlar işte yayın olabilir. Aklınızda bulunsun. Bildirimleri açın. Zaten size bildirim gelebilir. Olmayabilir, olabilir. Bilmiyorum. Bu videonun ne zaman yayınlanacağı da belli değil. Ama bugün yayın olabilir. O aklınızda kalsın. Alican Taş öneri demiş. Alican Taş'ın kadrosunun ileri üçlüsü çok güzel. Petit'i de almış. Defansı idare eder bir durumda. Öneri demiş. Öneri 161.000 coins'i var. O yüzden öneri yapamayacağım. Ama şey oyuncularından bir MO alabilir misin? MO'ya gerek mi var bilmiyorum abi, aklıma gelmedi. Ama bir tane MO lazım gibi duruyor bu takıma. Ya da bir tane stoper lazım. Yok, stoper değil de sağ bek olabilir. Kaleci olabilir. Hani şey oyuncuları var ya, neydi ya, unuttum işte. Maç etkinlikleri mi neydi? Şu anda oyuna da giremiyorum. Coins aktarılıyor hesabıma. Coins satın aldım. Ama ya işte öyle bir durum var. O oyunculardan en ihtiyacın olanı al. Şu anda aklıma birisi gelmedi. Kusura bakma kardeşim. 10 üzerinden de o kadroya 6 verebilirim. Çünkü artık kadrolar çok güzelleşmeye başladı. Ahmet Turan silahlı da öneri demiş. 88 yenlik güzel bir kadrosu var. Bu kardeşimiz de öneri istiyor. Sonu var. Petit'i var. Alli'si var. Bunların hepsi bende de var. Cristiano Ronaldo da aynı. Marquinhos da aynı. Baya bana yakın bir kadrosu var ve kullandığımız diziliş de aynı. Öneri olarak ne yapabilirim? Beceri geliştiricilerinin 4'ünü de geliştirirsen galiba şu anda 33 seviye oluyorsun ve bir sürü enerjin artıyor. Enerji lazımsa yapabilirsin onu. Başka vereceğim öneri, ya ileri attım falan güzel ama beceri geliştiricilerin gerçekten düşük. Onları yükseltmeye bak. 3 veriyor. 4 veren az. 4 veren daha çok var ama 3 verenler de var. Yani onları geliştir. Yani geliştirirsen iyi olur. Enes Yavaş videoya selamlar. Öneri var mı demiş. 720.000 coins'im var. Aslında bu kadro öneri yapılabilir. Rabiot beleş olduğu için öneremeyeceğim. Bak sen de benim 3-4-3 baklava dizilişine geç diyecektim. Suarez'ini almış. Helal olsun, hayırlı olsun bu arada. Güzel bir kadrom var. Yapacak bir şey yok gerçekten. Aklıma bir öneri gelmedi ya, kusura bakma. Ama sağ kanatta bir şeyler yapabilirsin. Şu sağ kanat öyle olmuyor. Aylı sağ kanatta olmuyor. Bu aklında bulunsun her zaman. Ve sağ kanatına birazcık bir takviye, bir şeyler yap. Meriç Efe Yılmaz videoya selam, öneri demiş. Bayağı bir sarı formalı oyuncusu var. Bir iki tane de Galatasaraylı oyuncusu var. 3 tane hatta var galiba. Aynen 3 tane varmış. Güzel bir kadrom var ancak Ronaldo orada oynayınca hiç iyi oynayamaz diye düşünüyorum. Bu kadronun dizilişini 3-4-3 baklava yapabilir misin? Yapsam mantıklı mı olur? Aklıma yani şu anda bu kadro çok karışık bir durumda ama 1.199.000 coins ile bu kadroya çok güzel bir şeyler yapılabilir yani. Bu kadro güzelleştirilebilir. O aklında bulunsun. Onları yaparsan iyi olur yani. Bu kadro güzelleşebilir. Orçun Şimşek videoya selamlar. Önerin var mı? Demiş. Şimdi aleyküm selam. Öneri olarak 90 genlik benim kadromdan daha iyi bir kadro görüyoruz. Yani benim bu videoyu çekerkenki kadromun durumundan şu anda daha iyi bir kadrosu var. Bakalım. Beceri geliştiricilerin 15 tane duruyor. Onları hadi beklet diyelim. Başka yapılabilecek. Ya bu kadro şu anda yapılabilecek bir şey yok. Hernandez'i alıp bayağı bir geliştirmişsin bu arada. Güzel bir kadrom var. Önerim yok maalesef. Çünkü coins'in de çok fazla yok. 90 gen zaten şu anda kadronun şu anlık iyi. Çok da fazla elemini önermiyorum. 10 üzerinden 8 veriyorum. 88 gene 7 mi vermiştim? Bilmiyorum ama buna 8 veresim geldi. Nurullah Özcan abi, öneri verir misin? Bütçe 2,5 milyon, beceri geliştirirsin. Yap deme abi, çünkü hiçbir futbolcunun beceri geliştirmeye uymuyor demiş. Ben ama sevmiyorum orada beceri geliştirmelerin durmasını. Level atlamanı da sağlıyor bu arada beceri geliştirme. O yüzden yaparsan iyi olur 2,5 milyon coins'in varken. 3-4-3 baklavaya geç. Hemen söyledim bak. Petit'i oynat. Tolisso'yu oynatmana gerek yok. Durmis ile Volker'ı da oynatmana gerek yok. Bir tane stoper daha alabilirsin. Vardır belki de. Onları kullanabilirsin. Ve Petit'i birazcık geliştir. 2,5 milyon coins ile bunları yapabilirsin. Sana önerim. Gnabry'i de 90 yeni yükseltebilirsin.
Kadron güzel, takımın güzel. Level atlamak için de beceri geliştirmelerini yapabilirsin istiyorsan. Ama yap dememişsin. Tamam yapma. Hemen diğer kadroya geçelim. Muhammed Ali Kasanov. Stopere 87'lik Varan geliyor. 500 puan var. Topluyorum öneri. Ha, stopere 87 Varan gelecekmiş. Tamam, stoper önerirdim zaten büyük ihtimalle. Ve bir tane güzel lige girmeni öneriyorum sana. Güzel bir lige gir. Ve o ligde birazcık Ali için kas yani. Bu arada bir de Biabiani'si var sağ kanatta. Çok haklı, çok mantıklı. Haklı değil pardon. Çok mantıklı bir oyuncu. Biabiani'yi sakın bırakma. Biabiani'yi geliştirebildiğin kadar geliştir. En önemli oyuncu şu anda o olsun senin için. Onu da aklında bulundur. İkon olacağım abi de demiş. Videoya selamlar da demiş. Aleykümselam diyelim. Buradan tüm selam söyleyen herkese aleykümselam diyelim şimdiden. Remzi Aloş öneri demiş. Abi kadro çok güzel değil mi? 91 gen ama yani 91 gen kadroya göre çok güzel görünüyor. Çünkü Ronaldo, Suarez ve Tauvin ileri üçlü çok güzel duruyor. Ya kadro bana çok güzel geldi. Kalecisi de çok güzel. 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü çok daha ilerini göreceğimizi hatta birazdan da göreceğiz. O kadroyu da maalesef 10 üzerinden 9.5'tan 10 vereceğim. Neyse hemen o kadroya geçeriz. Ali'si benden bile düşük ama birazcık daha ligde kasmaya özen gösterirsen sevinirim. Ayrıca 8 beceri geliştiricilerini yaparak 37 seviyeye olabilirsin. Aklında bulunsun yani. Büyük bir ihtimal biliyorsundur ama önerim ben o zaman bu kadroyu şu anda sadece beceri geliştiricilerimi yükseltirdim. O kadar yani. Furkan Nar gelmiş. Bu abime grupta moderatör yaptım. Olmak istemiş ve baktım. Anlıyor FIFA Mobile'den ve ben de grupta moderatör yaptım. Adam 51 seviye. Ronaldinho'su var. Oven'ı var. Reis Ronaldinho 100 olacak. EA yerine Gaspar gelecek demiş. EA kim ya? Ha Isla yerine. Tamam. Isla yerine Gaspar gelecekmiş. Isla çok güzel duruyordu bu kadroda aslında. Ben bu kadroyu yer gördüğümde Isla beni bir şaşırtıyordu. Çünkü diğer oyuncular hep böyle yüksek oyuncular zaten. Hani Isla birazcık daha düşükten yükseldiği için hatta Darmian da o civarda. Güzel duruyordu. Kadroda iki tane Süper Lig'den oyuncusu var. Bir tane Lens, bir tane Isla. Kadro genel olarak güzel. Ben kadroyu çok beğendim. Ronaldo 100 olunca çok daha havalı durur. Kadroya 10 üzerinden 9.5'tan 10 veriyorum ama gerçekten muazzam bir kadron var abi. Yani senin de kadronu zaten tartışamayacağız burada. Güzel bir kadron var. Güzel bir kadro yani ne diyelim. Güzel, efsane bir kadron var. 10 üzerinden 9.5'tan 10 veriyorum. Çünkü birazdan 10 üzerinden 10 vereceğim bir kadro gelebilir. Onu da aklınızda siz de bulundurun arkadaşlar. Giuliti falan var. Giulkulit. Gerçekten o da iyi bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Ahmet Günay öneri demiş. 2 tane üst üste 90 üstü kadrodan sonra bir tane 86 gen bir kadromuz var. Öneri olarak bu kadroya zaten Gaytan'ı almışsın. Gaytan'ı önerirdim büyük bir ihtimal. Güzel bir lige girip güzel bir Ali için kas diyebilirim sana. Ayrıyeten bir tane MO al veya Kovacic'i birazcık daha hızlı geliştirmeye bak kardeşim. Sana onu söyleyebilirim. Stoperlerin de birazcık iyi değil. Onlara da birazcık bakabilirsin yani. Ama ilk önceliğin Gnabry 90'a yükseltebiliyorsan yükselt ama o birazcık zor. O yüzden Kovacic'i birazcık daha yükselt ve ilk önceliğinde Ali olsun diyebilirim sana. Hemen Deniz Cibri arkadaşlar. Şu anda artık öneri veremeyeceğim maalesef. Çünkü zamanımız daralıyor. Çok fazla uzun sürmesini istemiyorum bu videonun. Ve şöyle de bir şey var. Sadece 10 üzerinden değerlendireceğim. Bu kadroyu şu anda 10 üzerinden 5 veriyorum. Hemen devam edelim. Şöyle gelelim. Abi Bailey, Gareth Bailey alabiliyorum, alacağım demiş. Al kardeşim o zaman, beklemedeyiz. Bailey alırsan çok efsane olur bu arada. O da aklında bulunsun. 10 üzerinden 8 veriyorum bu takıma. Bu da 10 üzerinden kaç demiş? Selçuk Emre Karabulut. Bu takıma da 10 üzerinden 9 veriyorum. Sebebi ne? Çünkü sebebi 19 tane beceri geliştirme duruyor ve bu beni çok sinirimi bozdu. Tabii ki bu değil. O Zaha'yı neden en yükseğini koymadın Zaha yerine? Onu da anlamış değilim. Güzel bir kadron var. Aslında 10 üzerinden 10 verirdim eski videolar olsaydı ama şimdi bu videoda çok yüksek bir kadro göreceğimizi biliyorum. O yüzden 10 üzerinden 10 kimseye veremiyorum tam olarak. Uğraşan 87 gen harika bir takımı var. Güzel bir takım. 4 günde bu kadar oldu demiş. 4 güne göre gerçekten güzel geliştirmişsin. Videoya selamlar öneri demiş. Aleyküm selam. Maalesef öneri veremiyorum ama 900 bin coins ile yani Ali'ni falan yükselt abi. Oyuncularını yükseltmeye bak. Bunlar sayet. Güzel bir kadron var. 91 gen harika diyebiliriz. 10 üzerinden de 10 veriyorum ve 9 verelim. Ama 91 gen ve 1 milyon 800 bin coins'in var. Onlara birazcık bakabilirsin. Öneri demiş. Öneri veremeyeceğim. 80 gen güzel bir takımın var. Abi 10 üzerinden kaç ve öneri? 10 üzerinden 7 veriyorum. Öneri stoperlerini yükselt. Stoper Onaka Fernandes falan bayağı bir düşük. 1 milyon 131 bin coins'in var. Onyankuru'yu 90 gen yaptıktan sonra direkt stoperlere geç. Ve Petit'in de birazcık yükselt. Defansif anlamda takımın şu anda berbat ötesi. O yüzden birazcık daha yükselt.
Ama ileri hattın çok havalı duruyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Emine Sancar güzel bir takım var. Berdan Zencir, Santrafor, Suarez, La Liga, Stoper, La Liga, Varane, Kaleye de mücadele. Buffon almaya çalışacağım, 1,5 milyon para ver öneri demiş. Onları yap sen, parayla da yükseltirsin o adamları. Şu anda yapabileceğim öneriler bunlar. Golovin yerine De Bruyne gelecek demiş. Güzel bir takım var. Blue Stacks'tan oynuyorsun oyunu. 92 yani harika yani. Ali Santrafor'da oynar gerçekten. Kanatta oynayamıyor arkadaşlar ama Santrafor'da oynar. Ali'ne 90 gen yapmaya bak. Kalecin falan çok güzel duruyor. 3-4-3 baklava dizilişine geçebilir misin? Sağ bek ve sol bekin harika ama yine de geçebilirsin diye bir önerim var. Griezmann yerinde Suarez gelecekte demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama bu kadar da Ali yok. Emirhan Nar 89 genlik güzel bir takımın var. 3-4-3 baklava dizilişini mi kullanıyorsun? Evet diyebiliriz. Aynen evet. Güzel bir takım ama Rashford orada oynamamalı diye düşünüyorum. Daha iyi bir şey de yapabilirsin. Arkadaşlar şimdi sadece efsane kadrolarda duracağız ve hızlı hızlı geçeceğiz kadroları, kusura bakmayın. 91 gen, 86 gen, 86 gen, 95 genlik güzel bir karo var. Melihcan Bağbaşı'nın çok beğendim karonu. 1 milyon 450 bin coins var. Artı 4 basınca 96 genim var demiş. 1 milyon coins ile onları bas ya, yükselt oyuncularını ve daha çok geliş diyebilirim sana. Nasıl demiş? Efsane bir karon var 97 gen. Bir dakika ya benim... Bir dakika. Bu karo 97 gen arkadaşlar. O zaman ben diğer karo kaç gendi ya? Bir dakika arkadaşlar, o karoya benim acilen bakmam lazım. Furkanlar 96 gen, bu karo 97 gen. He, o yüzden daha yüksek düşünüyorum. Yoksa o kadar da fark yokmuş. 97 genlik harika bir takımı var. Ve o takıma ben 10 üzerinden 10 işte o takıma veriyorum. Diğer takıma da verebilirim ama 10 üzerinden 10 işte bu takıma veriyorum. 97 gen muazzam bir takım. Ferit Zade'nin karosu gerçekten harika bir takımın var. Güzel bir takım var, muazzam bir takımın var, daha bir şey bulamadım söylenecek ama 4 milyon da coins'im var yani, helal olsun, hayırlı olsun bütün her şey. Dediğim gibi güzel bir takımın var. Hemen hızlı olarak devam edelim şu şekilde arkadaşlar. Bir dakika, terse gittik. Bir dakika ya, çok ters oldu, dur. Çok fazla ters oldu, ters olmamalı. Terse gitmememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle düz bir şekilde inersek aynı. 90 genlik takımlar var. Çapraz iniyor birazcık, niye böyle iniyor? Abi bir düzeltemedim şunu ya. Düz insin, herkesin takımının gözükmesini istiyorum. Yani 93 gen, 91 gen harika takımlar görüyoruz abi. Herkes böyle bizi geçmiş gitmiş. 94 genlik bir takım gördük. 92, 91, 97 genlik takım hele hele yani. Abartılı bir şey birazcık. O birazcık fazla olmuş. O olmasaymış da olurmuş yani. 84 gen, 89 gen, 93 genler falan filan. Bayağı bir karo geçiyor. 96 gen. O 96'da dursa mıydık? Bu arada tüm kadrosunu görenler de like'larını atabilir. Herkes like atsın arkadaşlar bu videoya ki bir sonraki videoda sizin gözükmediyse bile gözükür. Güzel kadrolarınız var ama hayırlı olsun. Herkesin kadrosu 94'lük bir kadro, 96'lık, 92'lik, 90'lık, 90'lık, 94'lük. Oha abi neler neler görüyoruz. Oo dur. 97 genlik bir kadro gördük, orada duralım. Hepsinin beceri geliştirirse artı 7 olacak. Sağ bek Mario Gaspar gelecek. Takım yenim yaklaşık 1-2 hafta sonra 99 olacak. Yorumun demiş. Yorumun muazzam bir takımın var abi. Hayırlı uğurlu olsun sana bu takım. Ne diyeyim başka? 2 tane 97 genlik. Ali'nin şu kartının güzelliğine bakın abi. 101'lik Ali ya. Çok havalı değil mi? Çok güzel ya bence. Keşke benim de kadrolarım böyle olsa. Abi bak ters gidiyor yine. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi kadroların sonuna geldik. Şu 97 genlik kadroda duralım. Hatta interneti açıp o fotoğrafı da indireceğim. Bir dakika, burada duralım. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Gerçekten çok muazzam bir kadro yani. Bu kadroyu zaten muazzam dememek ayıptır. Harika bir kadrom var. 10 üzerinden 10 veriyorum. Bir tane daha 97 ve bir tane daha 96 gördük. Hatta 96 birden fazla gördük galiba. Herkesin karoları bayağı bir gelişiyor. Hayırlı olsun hepinize diyorum. Ve burada videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz de şuradan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve şuradaki iki videodan herhangi birine giderek gerçekten muazzam ötesi videolardan birisini kaçırmışsınız demektir. Eğer izlemediyseniz gidin o videolara. Gerçekten gidin. Ve yeniyseniz abone olun yani. Gerçekten çok fazla şey kaçırırsınız eğer olmazsanız. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Ve bye bye.